Beni bu ülkede sorgulayacak kimse yok. Ellerimi gözlerimi bağlayacak kimse yok. Hele bunları yaptıktan sonra yaşayacak kimse yok. Kime söylüyorum lan? İlmik boğazında. Beddua etsen ne olur? Akıllı ol, kes sesini. Sorulduğunda konuşursun. Delikanlı olun lan! Soru soracaksanız gözümün içine bakıp sorun. Bizim verilmeyecek cevabımız yok. Eşkıya ağzıyla, örgütle konuşursun. Devletin huzurundaysan terbiyeli ol. Hangi devlet? İhanet ettiğin devlet. Bana hain diyecek adam anasının karnından doğmadı lan! Ben bu millet için kelle koltukta gezdim. Siz sıcak yataklarınızda yatarken ben dağda yattım. Bana hain diyemezsiniz! Teşekkür ederiz aslanım. Devlet hizmet edenleri unutmaz. İçerideki de çok hizmet etmiş görünüyor. Bunlar devletin gücünü kendi güçleri zannetmiş aslanım. Devletin hangi gücü Aslan Bey'i öldürmüş duymak istiyorum. Sen mafya babasısın aslanım. Bu bizim iç işimiz. Vazifeni ifa ettin. Karşılığını muhakkak alırsın. Ben size sözümü tuttum. Gelirken kafasına sıkabilirdim. Yahut sorgulayabilirdim. Sizin iç işlerinizi merak etmiyorum. İki sorunun cevabını istiyorum. Aslan Bey'i kim öldürttü? Mekanlarıma neden çöktü? Niye çökecek? Para için çöktü çakal. Ondan duyayım gideyim. Gel ama sesini çıkarma. Bunlar fare çıtırtısının hangisine ait olduğunu 40 yıl unutmazlar. Yazık evlat, yazık. Size çok emek verildi. Karşılığı ödenmemiş emek bizde yok. Mart havalı geç. Sorduğuma cevap ver. Abbas'ı öldürme emrini kimden aldın? Devlet sırrı. Ben bilmediğime göre devlet sırrı değil. Bilmiyorsan devlet değilsin. Seni doğuran Ebe Seher'i tanırım. Aklını başına topla. Aldığım emirleri uyguladım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mekan basmak, haraç kesmek emrini de mi aldın? Bana bir liste verildi. Örgüte yardım, yataklık yapan iş adamlarının listesi. O listenin haricinde kimseyle işim olmamış. İki emri de aynı yerden mi aldın? Emirler tek yerden alınır. Kim? Abbas Ustaoğlu bizden bağımsız çalışmaktaydı. Maalesef sizin mağdur olduğunuz hususları yaratacak bir örgütlenme içine girmişti. Ne gibi? Tafsilatını sizinle paylaşamam. Nişanlınız gibi çok sayıda yetişmiş elemanı kendi birimi içerisinde yetkilerini aşarak gayri yasal işler içinde kullandı. Ali dışişleri mensubuydu. Nasıl gayri yasal işlere girebilir ki? Eğer mezarından çıkan kemikler ona ait değilse gayri yasal varlıklarını sürdürebilmek için varlıklarını yok etmişlerdir. Kağıt üstünde Ali Can'dan yok. Ali Can'dan şu anda ne? Bir devlet görevlisi mi? Kayıtlara göre ölü. KGT'nin kayıtlarına göre? Tafsilatını sizinle paylaşamam. Bana nasıl yardımcı olacaksınız o zaman? Sizden ricam avukat hanım, bu hususlar çok hassas. Kamuoyunun dikkatini bu yöne çekmemeniz. İnanın bizler sizden daha çok gerçeklerin açığa çıkmasını istiyoruz. Biz muhakkak gereken şekilde meseleyi çözeceğiz. Ve sizi bu konuda özel olarak bilgilendireceğiz. Peki ben size nasıl yardımcı olabilirim? Nişanlınıza ait elinizde ne varsa rica ediyoruz. Bilhassa temas ettiği şahıslar. Sizin dışınızda. Biz ailesini de rahatsız etmek istemiyoruz. O nedenle de tek elden sizden alırsak daha uygun olacaktır.
Ne gerekiyorsa yaparım. Çok iyi hazırlanmış bir kaza. Kazanın olduğu yer, seçilen araç, ona çarpan kamyon, kamyondan fırlayan demirler. Demirlerin aracı delip Hüsrev Bekiroğlu'nun sırtından girip göğsünden çıkması bunun kaza değil de cinayet olduğunu gösteriyor. Somut deliller avukat hanım. Arabanın kaza yerindeki fren izi kamyona ait değil. Lastiklerin değiştirilmiş olduğu uzman kanaatince açık. Otopsi raporunda aksi yazsa da otopsi fotoğraflarına göre vücut o demirlerin girme gücü hesaplandığı takdirde az tahrip olmuş. Sizin tespit ettiğiniz detaylar ilk bakışta fark edilebilir mi yoksa? Dediğim gibi efendim, iyi hazırlanmış bir kaza. Savcılığa gerekli müracaatta bulunalım mı? Hayır avukat hanım. Ailesine mi bildireceğiz sadece? Hayır. Sebep? Canan hanım, bizim işimiz herkesin duymak istediği sonuçları sunmak. Hüsrev Bekiroğlu elin bir kazada ölmüştür. Devlet içinde, ailesi içinde tek hakikat bu. Delilleri gizlemek bu. Hayır. Deliller apaçık ortada. Gizlenecek tek şey bildiklerimiz. Buradayım, buradayım Nergis. Yanındayım. Baba gördün mü bak, doktor söylemişti. İyileşecek demişti. Görüyorum kızım. Doktoru mu çağırsak? Burada değil, dışarıda iyileşecek anne. Ben onu iyileştireceğim, söz veriyorum. Sofya dışarıda nasıl olacak bu? Belki de dışarıda iyi olabilir. Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Baba lütfen. Bana inan. Annem çok iyi olacak. Ben güvenliği sağlarım. İyileşmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Efe. Efe kim? Ben emirsiz bir tek adım atmadım. Sicilim ortada. Ne yaptıysam memleketim için yaptım. Beni ortadan kaldırmak isteyenler oldu. Olacaktır da. Ama ihanetle suçlanarak değil. Yakup Cemil gibi ipe götürün. Eğer sandalyeyi çekip kendim tekmelemezsem namerd olun namerdiz. Ne susuyorsunuz? Ne dikiliyorsunuz? Söyleyecek sözünüz yok mu? Gözlerimi bağlayarak beni aşağılayamazsınız. Halayı gün ışığına kadar bize teslim etmezseniz 6 bomba patlayacak. 6. İstanbul'u havaya uçuracağız. Dünyayı da başınıza yıkacağız. Halayı biz almadık. Ben lafımı söylemişim. Kim almış? Kim dokunmuş? Neredeymiş? Nasıl olurmuş beni alakadar etmez. Gün ışır, pala yoktur, deniz kan olur. Ölen de nam olur. Haddini aşma. Biz size olacakları önceden söyledik.
Siz eşkıyalık yapmaya kalktınız. Kim aldıysa git ondan hesap sor. Bize yaptırdığınız bütün işleri, o Abbas'ı, patlayan bombaları öğleye televizyonda izlersin. Benden haber almadan bir delilik yapmayın Bedir. Seni ne seviyorlar burada Halil İbrahim Bey? Kıtlık mı var, yiyen mi yok? Seni görmek tam 3 saatimi aldı. Yönetim sıkı Seyfullah. Bir de isminden mevzuyu çözemedik. Mevzu şu Halil Bey. Hatırlı dostların senin burada olmanı istemiyor. Ben yerimden memnunum. Bana muhbir muamelesi yapma. Dediler ki seni buradan kaçırabilecek tek güç var. Söyleyin o bizi anlar. Kim yapacak bunu? Ne zaman olacak bu iş? Yeğenim. Çıkaramadım. Polat Alemdar. Duran'ın yeğeni. Duydun burada namını. Deliliğini de duymuşsundur. Seni buradan çıkartmak akıl kârı değil. Ama inat etmiş, ahd etmiş. Çıkaracağım demiş. Buradan çıkmanın bir yolu olsaydı... 7 sene burada yatmazdım Seyfullah. Ya 30 daha var... ya da bir umut var. Gayrı sen bilirsin. Ne zamana düşünüyor? Yarından itibaren haber bekle. Temiz hava iyidir. Avluda güneşlen. Çürümezsin. Seyfullah, ben buraya ölmeye gelmişim. Ya çıkarım ya ölürüm. Arası yok. Haberiniz ola. Yeğenine selamımı söyle. Dediği yerde, dediği saatte olurum. Ola ki işi beceremedi. Rezil olurum. O zaman yeğen de tanımam, gönderin de tanımam. Hadi usta, klatüye takılma. Kabası lazım. Abi, bu antikrom kablolarını buradan götürmüştük. Onun için şey yaptım. Tamam, yapma. Ellerine sağlık. Bana koridor koridor, hücre hücre çiz. Bana ne kablo nereden gitmiş, priz nerede varmış? Onları çizmeden aklıma gelmiyor abi. Tamam, sen kafana göre çiz. Peki kanalizasyon giriş çıkışlarını biliyor musun? Abi, oraları bize göstermediler. Duvarların kalınlıkları neydi? Abi, betonu kime döktürmüşlerse kompresör delemiyordu. Var sen oradan biç. Yine olmaz bir işe saplandık. Enteresan. Seni almaları. Seninle konuşmaları. Bence Ali'nin kim olduğunu ve nerede olduğunu biliyorlar. Ne alakası var? Nereden bilecekler? Bütün bunlar hepsi birbirini biliyor. Aslan amcanın hariciyede adamı vardı da bunların yok muydu? Mesela Ali ile diğer istihbaratçı. Birbirlerinin istihbaratçı olduğunu bilmiyorlar mıydı? Muhakkak biliyorlardır ama... O zaman kazada ölmediğini de biliyorlardır. İkisi ayrı konu Elif. Özel görev içinse bilmiyorlardır. Bilmemeleri gerekir daha doğrusu. Üşüdün mü? İçim titredi. Duvarlar yenilenmiş ama ne bileyim. İnsan kötü oluyor. Ben, sen... Burada kurşunlandık Polat. Müzik
Aman. Neyse. Geçen geçti. Sen iyi misin? İyiyim. Düşünüyorum sadece. Yok, onu demiyorum. Genel olarak. Ben kafanın etini yiyorum ya Ali Ali diye. Hiç sormadım. İyi misin? Ne yapıyorsun? Suç işlerin iyi mi? Hatun mevzuları nasıl? Var 3-5 sıkıştırıp öpen. Belli. Koltuğundan kalkmıyorsun ne olur ne olmaz diye. İyiyim. Ne? Nasılsın diye sormuştun ya. Benden daha iyisini bulamazsın bak. Anlamıyorum ki seni. Ağzından Ali düşmüyordu. Şimdi işin gırgırını bile yapabiliyorsun. Ne yapayım Polat? Ali ölmemiş. Yas tutacak halim yok. 2 senedir hiçbir kadına dokunmadığını da bırak bana kimse anlatmasın. Saçma sapan konuşma. Adam çapkınlık yapmak için mi hayatından vazgeçmiş? Asıl sana ne oluyor? Gözümün içine bakarak dondurma yemeyi biliyordun. Ne oldu şimdi, korktun mu? Elifciğim. İşim gücüm var. Hadi canım, geç oldu. Çok kabasın. Çok güzelsin. Gerçekten çok işim var. Bir de şu görüşmeni düşünmem lazım. Olağan bir durum değil adamın bizzat seninle konuşması. Polat, sevgilin mi var? Senin var canım. Devletin adamına nasıl güvenebiliriz bu iş için? Devletin mekanından adam çıkaracaksan devletin adamına güveneceksin. Çıkarırsak bizimle çalışacağından emin misin? Onu oradan çıkaranla Halil İbrahim çalışır. Peki iş ne zaman olacak? En kısa zamanda dediler. Parayı duydu. Koşa koşa yapar işi. Az bir kredisi kaldı. Ben de biliyorum, Pala da biliyor. Bu onun son şansı. Son şansı olan adam çok şanslı değildir. İbrahim Bey, beceremezse ihale onda kalır. Bizde değil. Doğu Bey, Pala'yı vermeme şansınız yok. Şansla memleket mi yönetilir Mito? Hem adamı tetikçi kullan, hem de şifre ol, hem de şantaj yapıp adam al. İstanbul patlayacakmış. Patlasın ulan! Ben çok top sesi duymuşum. Emir aldım. Ben vermedim. Sizin de aldığınız yerden aldım. Abbas'tan bana ne ki onu öldürteyim? Gitmiş mayına basmış. Senin gibi çıplak ayak boka basmamış. Mito, seni de, sana emir verenleri de ben mayına oturtup uçurtacağım. Defol karşımdan. Doğu Bey, 6 okula bomba koymuşlar. Beni görevden aldırın, yargılatın. Ama bunun hesabını ne siz, ne biz, ne de başkası verebilir. Bu canavarları hep birlikte yarattık. Hep birlikte yok edeceğiz. Ulan zorda kalınca okullara bomba koyacak canavarları bu memleket ne zaman yaratmış? Siz kime düşmansınız kepazeler? İçeride çakal vatan vatan diye iniyor. Dışarıda inikleri okula bomba koyuyor. Bizim yetiştirdiğimiz adamlar
Düşman memleketinde bile okula bomba koymazlar. Siz aslanın yetiştirdiklerini toplayın. Biz bunları toplarız Doğu Bey. Herkes kendi bahçesini temizlesin. Bunları, hepsini, kaç kişi ise bu çakallar, paket edip bana iade etmezseniz, paket senin kucağında Mithat. Esad! Ne yaptınız abi pala işini? Anlatmayacak mısın? Memati, devlete borcumuz vardı. İmzalı, taahhütlü, postaneden APS'yle ödedik. Anlamadım abi. Öğrenmemiz gerektiğini öğrendik. Gerisini devlet öğrensin diye teslim ettik. Borcumuzu ödedik. Oh, çok şükür. İçim yiyordu o işten. Polat abi, madem işimize yaramayacaktı adam, benim gülümü niye soldurdunuz? Yeğenim, hele ne öğrendiysen bize de anlat. Ne yapmış bu adam? Bizim mekanlarımıza niye çökmüş? En büyük icraatları neymiş? Ben de onu söyleyecektim. Memati, bu adama bir liste vermişler. Bunlardan haraç alın diye. Haraç listesindeki isimler örgütlere yardım yataklık yapıyormuş. Sen de ona göre davran, ona göre raconunu kes. Tamam abi. En büyük icraatları da dayı Aslan amcayı bunlar öldürmüş. E bunları yaşatmazlar yeğenim. Belli olmaz dayı. Keşke sıkıp bir kuyuya atsaydık abi. Biz devlet adamlarına namlu doğrultmayız Abdüley. Ne hesapları varsa kendi aralarında görsünler. Bir defa sana değdiler ama yeğenim. Yapacak bir şey yok dayı. Dediğin gibi değdiler. Elimize değdiler henüz. Teşne olmazsak değer geçerler. Yoksa deler geçerler. Bu cezaevi işinde hiç bana güvenmeyin abi. Benim moralim çok bozuk. Sensiz olmaz Erhan. Ama sıkma canını. Zaten bu iş olmaz. Ne girmek mümkün ne çıkmak. Adama saat verdik. Avluya çık dedi yeğenim. Beklesin işi ne? 30 senede bizim için beklesin. Sıkacaksan sık ulan! O gün de gelecek. Benim, iyi misin? Çöz ulan ellerimi. Hepsinin hesabını soracağım. Artık devlet de yok, millet de. Hey.
Buradan kaçış yok. Beni nasıl çıkaracaksın? Sen beni buradan çıkar, ben seni gökyüzüne çıkarırım be. Sen uyumadın mı usta? Tek yolu var Memati. Haloyu uçuracağız. Nasıl usta? Memati, bana lisansı elinden alınmış, gözü kara, çok paraya ihtiyacı olan bir helikopter pilotu bul. Usta anında indirirler. Helikopter uçururlar mı tepelerinde? Sen bul. İnmek mesele değil, kalkmak mesele oradan. Son vurgunu vuracağız, ortalıktan bir süre kaybolacağız. Sonra tek tek hepsini harcayacağız. Otele o şebekeyi kuranları, beni aldırıp sorgulayanları, o paraları ağzıma tıkanları, adam vurdurup geri çekilenleri yaşatmayacağım. Nasıl tufaya düştük otelde ha? Kim? Nasıl cesaret eder? İyi yetiştirilmiş adamlar der kimseler. Elbet buluruz. Halo işini ne yapacağız ha? Cezaevi müdürünü öğrenin bakayım. Kimmiş, kimi varmış, nerede görev yapmış, çoluğu çocuğu var mıymış? Cezaevine nasıl gireceğiz? Karakola nasıl girdiysek? Haloyu nasıl çıkaracağız? Ya müdürün arabasıyla ya ambulansla. Bir herifi öğrenin de gerisi kolay. Kıvırcık saçların ha. Ak düşmüş ucularına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Müfreze dağı sarar, dağda kaçaklar arar, geçit vermez kayalar, hızlan be Halil İbrahim. Dağda kızıl ot biter, içinde keklik öter, eşkıyadan da beter, uslan be Halil İbrahim. Halo, uslanacağın mı var? Evrakları saklıyorum kızım. Aman çok iyi Nazife anne. Kaç gündür aklımda. Biz Ali'yi nasıl aldık yetimhaneden diye. Bizi bu işe Sabahat Hanım teşvik etti. Allah selamet versin. İlla isminizi yazdırın diye. O zamanlar çok zordu evlat edinmek. Çok beklemediniz bildiğim kadarıyla Nazife anne. Yok beklemedik. Bize önce 62. sıradasınız demişlerdi. Sabahat Hanım moralinizi bozmayın dedi. En sonunda bir gün aradı. Çok güzel bir çocuk var size uygun diye. Bu ne Nazife anne? Ömer Efendi dayanamamış kızı. Sökmüş getirmiş. Odaya her girdiğimde tuhafıma gidiyor ama bir taraftan da ölmediğini hatırlattığı için mutlu oluyorum. Ali ismini siz mi koydunuz? Yoksa zaten Ali miydi adı? İsmi Ali'ydi. Bizim istediğimiz isim de Ali'ydi. İşte hepsi burada kızım. Kendini asmış. Ya şöhret için adam vurduğunu söyleyen kendini asar mı be? Öyle mi söylemişti abi? E niye vurdu ya? Terör örgütü sevdasıyla mı? Örgüt elemanıymış. Maş maş. Okuduğuna inanırsan her duyduğuna ağlarsın koçum.
Bak. Zavallı kadıncağız da cam silerken düşmüş ölmüş. Abi tansiyonu varmış kadının. Nazife annede de var. Annende de var. Camlarını da kendileri siliyorlar. Düşüyorlar mı? Abi ben inanmak istemiyorum. Her şey bu kadar sistemli olamaz. Eren. Aslan amcanın öldürülmesi sistem işi. Büyük Ortadoğu'nun büyük adımı. Dosyayı kapatmak için adam da bulurlar, adam da yok ederler. İyi de abi, bu kadar adam ölmeden bu işler olmaz mı? Ölüm, ölenlerin sonu, kalanların başlangıcı. Aslan amcayla bir devir kapandı. Bilmesek de belli ki o da devrini kanla kurmuştu. Şimdikiler de devirlerini kanla kuruyorlar. Bu işin tabiatı. Peki Ankara'dakiler neden sessiz kalıyor? Graham Fuller'in kızının adı Ankara koçum. Birileri sessiz kalmıyor. Yavaş yavaş anneciğim. Hiç acelemiz yok. Babam aşağıda. O da çok heyecanlı. Efe. Söylemiyorlar bana Efe ki. Çok kızıyorum. Neden benden saklıyorlar ki? Ben çocuk muyum? Efe. Hadi anneciğim, yavaş yavaş hadi. Yorulduğun zaman dinleneceğiz. Efe. Tamam anneciğim, Efe'ye gidiyoruz. Efe. Efe. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim Feray. Ellerin titriyor. Evet efendim, bir parça heyecanlıyım. Neden? Sizlere iyi hizmet edebilmek istiyorum. Yanlış yapmaktan korkuyorum. Korku insanı yanlışa sürükler. Korkacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Safiye, Efe'yi sorup duruyor. Anlatalım. Onu da anlatalım. Benden nefret edecek. Annesi de etmişti. Sanki bana öfkesi geçmiş gibi. Zaman kılıç. Zaman. Nergis'in hayata dönmesi hepimizin hayatını değiştirecek. Eğer başarabilirse tabii. Yedi yıldır misafirinizim. Bana güvensizlik duyacağınız hiçbir şey yapmadım. Sağlığım için havalandırmada daha çok vakit geçirmek istiyorum müdür bey. Güvenliğiniz için havalandırma sürenizi kısıtlı tutmuştuk. Ama sağlık nedeniyle bunu talep ediyorsanız bizim size karşı bir güvensizliğimiz yok Halil İbrahim Bey. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bir ricam daha olacak. Buyurun. Havalandırmada tek olmak isterim. Bu saatten sonra güvenecek kimsem yok. Tabii ki. Kimse sizi rahatsız etmez. Memati pilotu bulursa iş tamam. Tır hazır mı dayı? Kim kullanacak tırı yeğenim? Aha. Kullanabilir misin? Bisiklet gibi kullanırım da Polat abi. Beni ikna etmen lazım. Edebini takın. Anaokulu değil burası, püsküllü. Aha. Sen o tırı istediğim gibi kullan. İşimiz bitsin. O tırın içini neyle istiyorsan onunla doldur. Tamam o zaman. Bak ne kolay ikna oluyorum dayı. Motoru ne yapacağız abi? İki motor hazırla Abdüley.
Sakın bana bulamadım deme Memati. Ne zaman dedim abi? Adam tam bir manyak. Bize akıllı ne lazım Memati? Helikopter polis helikopteri olacak. Onu bulamamıştı abi. Büyük konuşma o zaman Memati. O en kolayı. Nevzat. Buyur abi. Polis yazılı yapıştırmalar lazım bana. Büyük büyük. Araca mı? Minibüse mi? Panzere mi? Üst başa mı abi? Helikoptere Nevzat. Tamam abi hallederim. Abi kuyruk numarası kaç olsun? PLT olmasın Nevzat. Aa, müdürü öğrendim. Ters bir herif. Tam adamını koymuşlar başına mapusunu. Diyarbakır'da da görev yapmış. Kim? Cahit Bey. Oo, kıl Cahit. Evden işe, işten eve. Namımızı iyi bilir o Cahit. Bizi de iyi bilir. Kılıfını uydurmazsak vermez haloyu. Kılıfını uydursak da birilerini arayıp sormadan vermez. Ortalığı karıştırır. Gideceğiz, tehdit edeceğiz. Kral, sen evine gideceksin. Karısının başında duracaksın. Ben adamı silkeledikten sonra seni arattıracağım. Bu psikopat kadına zarar verir. Sakın. Beyefendi gibi ol lan kral. Bedir gitseydi ha. Bedir benimle mapusa gelecek. Dışarıda arabada kalacak. Ona göre hareket edeceğiz. Tamam mı? Yürüyün. 1975'teki büyük yangında kurumun dosyalarının tamamına yakını yandı. Buradaki dosyaların, bilgilerin başka bir yerde kopyaları, yedekleri yok muydu? 1975'te ambargo vardı. Teksir kağıtları malzeme ofisinden zimmetle veriliyordu avukat hanım. Ne kopyası, ne yedi? Yangın nasıl çıkmış? Ne bileyim, o zaman sağ sol vardı. Biri arşive molotof kokteyli atmış. Kağıt, ahşap, yanmış tutuşmuş. Yetimhaneye eylem olmaz ki. Devlet malına düşmandı o zaman herkes. Atmışlar işte. Ya bir Sabahat Hanım varmış, o dönemde görev yapan. Emekli oldu Sabahat abla. Kadıköy'de modada eskici gibi bir şey açmış. Ama batmış sonra. Şimdi nerede bilmiyorum. Nerede yaşadığını nereden öğrenebilirim? Kuzguncukluydu. Muhtarlığa sorsan söylerler. Doğma büyüme oralıydı hatırladım. Doktor nerede kaldı? O da olsaydı. Ben yanındayım. Baş başa gezeceğiz önce. Sonra doktor. Sen bilirsin. Efe. Gelecek anne. Bakalım bahçede mi Efe? Efe ile kalktı Aya. Efe ile yapıyor her şeyi. Bana söylemeyecek misiniz Efe kim? Baban anlatacak sana. Sen her şeyi biliyorsun. Sen niye anlatmıyorsun? Babanın anlatması daha uygun. Gel anneciğim. Efe'nin mi bu? Efe. 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 Siz gidin, ben buradayım.
Gidecek yerim yok. Akşama kadar buradayım. Böyle hava bulunmaz. Sizinle tanışmak istedim. Birlikte çok işler yaptık. Sağ olun. Hiçbir malımızı gümrükte bırakmadınız, geçirdiniz. Bundan sonrası için dileğim ticaretimizi dostlukla da pekiştirmek. Turgut Bey, sağ olun. Ziyaretiniz çok nazik. Ancak biliyorsunuz, ben ticarete dostlukları karıştırmıyorum. Bizim dostluğumuz tüm ticaretlerin üstünde. Türkiye enerji taşıma alanında en büyük olacak. Neden sadece ben kazanayım ki? Dostlarım da kazansın. Ben bu işlerden pek anlamam. Ben sizin anladığınızdan anlamam, siz benimkinden. İşte dostluk bu. Paylaşım da bu. Ramazan, Ramazan bir şey içer misiniz? Beklettin mi? Bekleyen kadar değil. Polis kıyafeti aradım. O yüzden biraz geciktim. Ya sana ne polis kıyafetim ben? Siz akıl etmemişsinizdir diyeyim. Aşağıdan yukarıyı mı görecekler? Ne giyinmiş bunlar? Polis mi değil mi diye. İşi sağlama almak lazım. Patron sen misin? Artık sensin. Görelim numaranı. Para? Nevzat, sen malları yapıştırırken arkadaş parasını saysın. Yukarıda tantana yapmasın. Onları yapıştırırken doğru yapıştırır. Uçar gider. Havada gitmezse inerken gider. Kapalı yere gireceğiz. Herkes uçar vallahi, baştan söyleyeyim. İyi, kimse yanaşamaz. Bizim adam nasıl yanaşacak? Memati, sen onun yerinde olsan, kuş bulsan üstüne atlarsın. Bekleyin, kaptan motoru kapatsın. Durun! Canım, size çok kirginim. Kaç yıldır beklerim, Sadri Bey kapımızı ne zaman çalacak diye. Sadri Bey ne yapar? Gider, ne olduğu belirsiz adamlara paracıklarını yatırır. Yazık değil mi o kadar sermayenin derbeder olmasına? Nedim Bey, geçmiş geçmiş. O zamankinden çok daha fazla paramız var şimdi. Oh,
Maşallah. Gorbaçova ne kadar dua etseniz azdır. Açtı kapıları da elcağızınız darlıktan kurtuldu. Bana nasıl imkanlar sunacaksınız? Estağfurullah. Sizin imkanlarınız karşısında biz ne sunabiliriz ki? Ne kadar yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? Bir teklik. bir çırpıda mı peyderpey mi? Peyderpey. Sizden memnun kalırsak neden başka aracı bulalım ki? Canım, $1 milyar bütün Türkiye memnun olmuş. Ben mi sizi memnun etmeyeceğim? Sermayeden yemediğiniz ne kadar belli. Maşallah, maşallah. Yenge, iyi günler. Buyurun. Müdür beyin Diyarbakır'dan tanıdığım. Kendisi iş yerinde. Bilgim var. Beni kendisi gönderdi. Eve git, ben sana haber vereceğim dedi. Ben arayayım, siz bekleyin. Yok yenge. Güvenlikle ilgili bir şey. O arayacak. Bir sıkıntı mı var? Kendisi arayacak, bilgi verecek. Biz yabancı değiliz. Biraz dinlenelim mi anne? Mehmet. Geliyor. Nasılsınız? Mehmet. İyiyiz, geziyoruz. Annem bir seni, bir de Efe'yi istiyor yanında. Efe. Efe? Neden hala benden bir şeyleri gizlemek ihtiyacı duyuyorsun baba? İhtiyaç değil, alışkanlık Sofi. 15 yıldır konuşulmayan konular. Efe kim? Kardeşi falan mı annem? Hayır. İlk çocuğumuz. Nasıl yani? Abi. Öldü mü? Hayır. Sen yeni doğmuştun. Bir gece ben evde yokken birileri çiftliği bastı. Efe'yi, oğlumu kaçırdı. Neden? Birilerinin isteklerini yapmadığım için. Birileri kim baba? Birileri kızım. Sadece bir kez haber yolladılar. Oğlun yaşıyor, hep yaşayacak. Sen de ona ulaşamayacaksın diye. Nasıl bulamazsın? Kimse bir şey yapmadı mı bunun için? Bunun için 30 yıldır her şeyi yaptım Sofi. Nergis'i kaybettim. Seni kaybettim. Ailemi kaybettim. Ama bulamadım. Hayatımda iki büyük başarısızlık var. Biri oğluma sahip çıkamamak. Diğeri oğlumu bulamamak. Başımızdan talihsiz bir kaza geç dediğin bu muydu baba? Evet. Neden annemle ilgili şeyleri anlatırken bunu da anlatmadın bana? Yüzleşmek istemedim. Sence yaşıyor mu Efe? Efe.
Anne iyi misin? Doktor, çabuk doktor çağır. Anne! 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 Hadi bakalım. Gösterme aletini. Abi hiç sevmiyorum ayağımızın yerden kesilmesini. Yürü Memati. Yukarısı daha güvenli. Hiç değilse trafik yok. Nevzat. Hareket ettiğimizi haber ver. Emredersin abi. Benden ne istiyorsunuz? Ziya Bey çok büyük bir değer bu ülke için. Alanının en büyüğü. Tecrübeleri paha biçilmez. Ama? Tabiata karşı durulmuyor. Ziya Bey malumunuz çok yaşlandı. Çok büyük fırsatları ihtiyacı olmadığı duygusuyla tepiyor. Benim de bir şey. Yahut sizin babamla ilgili fikirlerinize ihtiyacım yok. Beni niye davet ettiniz? Herkesin ihtiyaç duyduğu şeyler vardır. Çocuklarınız, babanızın varisleri güzel bir geleceği hak ediyorlar. Eğer Ziya Bey fırsatları inatla reddediyorsa çocuklarınızın geleceği için siz değerlendirmelisiniz. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır, asla. Biz sizinle daha iyi anlaşacağımızı düşünüyoruz. Babanız yapabileceklerinin en iyisini yaptı. Ama artık devri kapandı. Siz ya onun gücünü devralacaksınız ya da batmaz gemisini batmaya terk edeceksiniz. Ne zaman hazır olursanız bizim sizinle işbirliğine hazır olduğumuzu bilmeniz için karşınızdayım. İstanbul'a tayin olduğunuzu duymadım. Bizi bilirsin. Bir oradayız, bir burada. Nasıl yardımcı olabilirim? Halil İbrahim Kopar. Rahatsızlanmış. Hastaneye sevkini yapsanız Ahmet Müdürüm. Bir şekerine baktıralım. Öyle bir şey söz konusu değil. Burada gereken tedavileri yapılıyor. Kendisinin de böyle bir talebi yok. İşi zora sokma müdürüm. Bir günlüğüne lazım herif. Sen sevki hazırla, sorumluluğu üstünden at. Ya bu terörist mi? Olay yeri inceletip geri getireceksin. Burası Diyarbakır değil. Senede 92 değil, Pala. Müdürüm, uyuşturucu işi. Halo burada da rahat durmuyor. Bak başın yanar bu işten. Bana kağıt getir. Ne senin başın yansın, ne de benim başım yansın Pala. Kağıt sizin evde müdürüm. Ne evi? Ara sor. Arkadaşlar evdesindir diye oraya götürdü. Hanımına tebliğ etmek istemiyorlar. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bana bak. Tepemin tasını attırma. Ortak mısın lan haloya? Alacağım dedim mi alacağım. Ambulanstan da vazgeçtim. Arabamla çıkaracağım. Var mı ulan söyleyeceğin? Ara karını.
İlk kanaatim tedaviyi hastanede başlatmaktı. Ancak hanımefendinin durumu itibariyle evde mesafe kat ettikten sonra hastanede devam etmek uygun fikrimce. Bazı isimleri söylüyor. Ayağa kalkabiliyor. Ancak daha sık krize giriyor. Neden? Şu an mevcut psikotik sürecin başlangıcındaki travmalar burada mı yaşandı? Evet. Söylediği isimlerle alakalı mı bu travma ortaya çıktı? Benim ve oğlumun ismini telaffuz ediyor. Oğlu da burada olursa iyileşme süreci hızlanacaktır. Şimdilik sadece ben olacağım yanında. Peki 15 yıl sonra oğlunu hatırlatan ne? İyileşmeye başladığının göstergesi verdiği tüm tepkiler. Zaten 15 yıldır oğlu hep aklındadır. Ama neden bugün? Muhakkak tetikleyen bir şey olmuştur. En doğrusunu kendisi anlatacak iyileşince. Sene 3 ay 18 gün. Hiç bu kadar beklemedim. Siz bu Sabahat Hanım'ı nereden tanıyorsunuz Ömer Baba? Günlerden binlerden. Nazife Hanım tanışmış. Hasan amcayla bir teması var mıydı bu kadının? Bildiğim yok. Nereden olacak? Nasıl nereden olacak Ömer Baba? Bir sefer kütüphanede gördüm Sabahat Hanım'ı. Beyazıt'ta. Evet. Ama o da kitaba meraklıydı. Ayaküstü selamlaştık. Geçmiş zaman. O kadın da şebekenin içinde Ömer Baba. Ben kuzguncağa gittim, evini buldum. Ama evinde yoktu. Neden geçmişi kurcalıyorsun Elif? Ölünün bize gelmesi değil, bizden gitmesi mühim. Ömer Baba, ya gelmesi tesadüf değilse? Tesadüf diye bir şey yok. İlahi olarak demiyorum Ömer Baba. Bu da şebekenin bir planıysa. Bizim üzerimizden ne plan kuracaklar ki? Ömer Baba, çocuğunuz olmuyor. Burası takdir ilahi. Bir gün yetimhaneye başvuruyorsunuz evlat edinmek için. Diyelim ki bu da takdir ilahi. Nazife annenin dediği gibi o zamanlar çok zor evlat edinmek. 62. sıradan Ali'yi evlat ediniyorsunuz. İşte burada ilahi olmayan bir parmak var. 62 aileden niye biz? Eğer Ali'yi Aslan amca sizin yanınıza planlı bir biçimde koymuşsa iki nedeni vardır diye tahmin ediyorum. Birincisi, sizden iyi emanetçi bulamaz. İkincisi, devamlı temas, diyalog. Asla dikkat çekmeyecek ya da ortaya çıkmayacak şekilde. Gümrüklerde bazı sorunlarım var. Onları aşmaya çalışıyorum. Dikkat çeken husus, sorun yaşamaya başladığım gün Turgut Kuyucu'nu ziyarete gelip işbirliği teklif etmesi. Cevabınız... Açık kapı bırakmak suretiyle hayır. Konseyimize danışmadan tamamen reddetmeyi de rasyonel bulmadım. İyi yapmışsınız. Temasını direkt olarak kesme. Gümrükteki sorunları kısa sürede halledin. Emredersiniz. Ben size söylemeyi düşünmüyordum ama... Tuncay Bey kardeşim telaffuz edince mecburiyet kesbetti. Hepimizin yakından tanıdığı Cambazoğlu Sadri... Bana bugün 1 milyar dolarlık hesap açtırmaya geldi. Bundan sonra bizim ipimizle oynamak istiyormuş. O da İbrahim'in adamlarından. Azkali. Para çok, surat yok. Ne cevap verdiniz dedim? Kabul ettim. Nasılsa ben bir seneye geçmez onu 1 milyar borçlandırırım. Güvenli değil.
Konseye yeni katılan kardeşlerimizin varlıklarını bilip temas etmeleri bizi çözmek için. Nedim, Sadri'nin teklifini reddettiğini bildir. Aman efendim, çok dikkat çeker. Herkes bilir ki iplikçi paraya yok diyemez. Herkes öğrensin ki iplikçinin tarafı belli. Bu kulunuz bu krizi nasıl atlatacak? Sıcak para geliyor Nedim. Onlar da asla olmayacak kadar çok. Halil İbrahim Kapar seninle çalışacak. Yüce Baron'un bizi bizden çok seviyor. Teşekkür ederim. Uyuşturucu işine mi gireceğiz yeniden? Bu ülkedeki bütün işleri biz yönetiriz. Becerirse 100.000 daha isterim. Ne anlaştıysak o? Yakalanma riski değil, ölme riski var bu işte. Öleceksek hep birlikte öleceğiz. Kimden alacağım parayı? Ölmemek için 100.000 daha. Sen işini yap, para problem değil. Cezaevine yaklaştığımızda siz anonsları görün. Kafayı yiyecekler. Hadi ya, hadi ya. Bir işi de hallet ha. Bunu yapmayacaktım Pala. İyi, yazılı şikayet edersin. Nasılsa hesabını verirsin. Kalk Cahit, kalk. Nerede Halo? Havalandırmada. İyi, ambulansı hazırlat. Çıkışta arabaya alırım. Helikopter ne lan? Müdürüm, polis helikopteri avluya acil iniş yapıyor. İyi yapsınlar. Cezaevinin bütün dışı sağ. Buraya niye iniyorlar? Avlu ne tarafta? Solda. Jandarmaya haber verin, helikopteri kaldırtmasınlar. Çabuk. Tamam. Açlan!
olmaz.